Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize başlıyor. Beyaz TV ekranlarından herkese keyifli hafta sonları diliyorum efendim. 2020'nin ilk cumartesi günü biz yine birlikteyiz. Bugün yine dop dolu bir içerikle geldik. Ama malum kış mevsimi, hastalıkların kol gezdiği bir dönem. Siz de kendinize dikkat edin ki benim gibi böyle hasta olmayın. Hemen böyle bir kendinize ıhlamur demleyin, bir çay demleyin, bir kahve yapın. Bir oturun şöyle koltuklarınıza, bir saat en azından kendinize bir vakit ayırın. Ki böyle kendinize iyi bakın, enerji toplayın. Biz sizin için çok güzel bir içerikle buradayız. Bugün mide botoksu konuşacağız. Gerçekten çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Sizler için doktoruma bunları soracağım. İlk doktorumu davet edeceğim. Arkasından küçük içinizdeki çocuk nerede? Nerede kaldı? Neden insanları affedemiyoruz'u konuşacağız. Sonrasında 2020 tesettür modasını konuşacağız. Sanatçı Tuğçe Haşimoğlu bizimle birlikte olacak. Güzel parçasını seslendirecek ve doktor balıklar. Doktor balıklar nedir? Ne iş yapar? Şöyle onları bir konuşacağız. Dop doluyuz. Bakalım ilk konuğum kimmiş? Siz VTR'sini izlerken ben de konuğumu buraya davet ediyorum. Mide botoksu nedir? Mide botoksu nasıl yapılır? Mide botoksu kilo verdirir mi? Mide botoksundan sonra beslenme nasıl olmalıdır? Obezite tedavisinde mide botoksu yöntemini genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Bekin anlatacak az sonra. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Bekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler? Ben deyim, biraz hastayım, gribim malum. Evet, sesten anlaşılıyor biraz. Ne yazık ki kendimizi çok koruyamıyoruz hayatın koşuşturmasında. Hocam yani en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kilo. Yani evet. Üç kişiden, kimi çevirseniz herkes kiloluyum diyor. Bugün az kilosu olan da kilolu olduğunu düşünüyor. Çok kilosu olan da malum kilolu olduğunu düşünüyor. Mide botoksu son yıllarda böyle yeni yeni duymaya başladığımız bir yöntem. Biz aslında hep kadınlar olarak bir cilt botoksuna falan alışığız. Nedir peki mide botoksu? Ne işe yarar? Şöyle bir sizden dinleyelim bugün. Evet, yani gerçekten söz ettiğiniz gibi özellikle son aylarda yayınlanan bir veri var. Türkiye'de her 3 kişiden biri obez. Of of. Diğer biri aşırı kilolu. Bir tanesi normal bir şekilde. O yüzden gerçekten ciddi bir sorun. Bunun en büyük sebebi de işte beslenme tarzı, fast food, işte iş hayatından kaynaklanan hızlı yeme gibi problemler. Sanayi geldikçe, teknoloji geldikçe ne yazık ki sağlık biraz bozulabiliyor. Burada gerçekten mide botoksu bir mucize gibi bir şey. Çünkü ameliyat yok, çok ciddi bir riski yok. Hastalar 15 dakikada hemen işlemi olup bir saat sonra direkt hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Bayağı konforlu böyle, aynen öyle, bir işlem. Böyle avantajlı bir işlem. Teknik olarak botoks aslında sizin söz ettiğiniz gibi yüz botoksu gibi. Fakat biz girip midenin içerisine yapıyoruz bunu. Midenin içerisine yaptığımız zaman da midenin kasılmasını engelleyip aslında tokluk süresini uzatıyoruz. Hmm. Bir şekilde yüzde uygulandığında kırışıklığı engelliyor. Mideye uyguladığımızda da tokluk süresini uzatıyor. Öyle aranıp devamlı işte acaba ne yesem? Evet. Ne yapsam dediğimiz zamanları ortadan kaldırıyor. Yani canımız sıkıldığında dolap açıyoruz. Mide botoksu yaptırdığımızda birazcık... Onu çok ciddi manada engelliyor gerçekten. Evet, peki nasıl yapılır hocam mide botoksu? Bu işlem işte az önce de söz ettiğim gibi endoskopiyle yapılıyor. Hı-hı. Normalde çoğu kişi mide rahatsızlıkları yüzünden endoskopi yaptırmıştır. Evet. Çok bir farkı yok. Uyutuyoruz hastayı. Ama tabii ameliyat gibi değil. Normal, ben şey gibi tarif ediyorum, bir uykunun bir tık derini diye tarif ediyorum. Güzel bir tarif. Aynen öyle, hani uyandıramayacağımız bir uyku gibi. O uykuda endoskopiyi yapıyoruz. Endoskopi içerisinde, midenin içerisine giriyoruz. Normalde endoskopide sadece mideye bakıp çıkıyoruz. Evet. Botoks da buna ek olarak midenin içerisine küçük küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. Tabii belli noktalara. Hı hı. Bu sayede bu midenin kasılmasını engelliyor. Belli oranda, tamamen mideyi şey yapmıyor tabii ki, böyle felç etmiyor. Midenin kasılmasını engelliyor. Artı yukarıda iştah merkezi dediğimiz bir merkez vardır. Oraya uyguladığımızda da iştahı kapatıyor. Bu sayede hem tokluk süresini uzatarak hem aç olduğunuzda biraz daha iştahınızı kapatarak size güzel bir tokluk hissi veriyor. Şimdi
Bu işlem benim iştahımı kabarttı hocam. Ben yaptırabilir miyim mesela? Kimler için uygun? Şöyle, kimler yaptırabilir? Aslında biz şunu diyoruz. İlk 2 yıldır falan uyguluyoruz. Biz aslında son 6 aydır yeni yeni duyulmaya başladı. Biz ilk uygulayanlardan biriyiz. 2 yıldır uyguluyoruz dediğim gibi. Şimdi ilk zamanlarda biz de böyle hani 15-20 kilo fazlası olanlara uygulayalım gibi düşünüyorduk. Ama şu anda fazla kilosu olup vermek isteyen herkese uygulanabiliyor. Peki bu böyle... 3-5 kilodan 50-60 kiloya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Çünkü hedefimiz burada bizim tokluk hissi oluşturmak. Botoks sizi kontrolsüz zayıflatmıyor. Botoks sizi tok tutuyor ve uygulayamayacağınız, uygulanmakta zorlandığınız diyetleri çok rahat bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor. Burada ben şimdi hani diyet diyorum ama hastalarla konuşuyorum. İzleyen hastalarımdan bilen vardır tabii ki. Hiçbir şekilde bir diyet listesi, bu diyete uyun, şu diyeti yapın demiyoruz. Çünkü diyet ne yazık ki böyle hani insanlarda bir sınır koyduğumuz zaman illa kırılıyor. 2 ayda en fazla dayanan 2 ay dayanıyor. 10 kilo 15 kilo verdiyse 2 ay sonunda 20 kilo geri alıyor. Şunu yemeyin dediğiniz zaman benim onu yiyeyim. Aynen, canınız çekiyor. Şimdi o yüzden biz diyoruz ki biz bu tokluk hissini oluşturuyoruz. Zaten bu 6 aylık sürede sizin iştahınız kesilecek, çok hızlı doyacaksınız. Aman bir beslenme düzeni oturtun. Yeni bir hayat şekli, yeni bir beslenme şekli oturtun. Böylece mideniz 6 ayda küçüldüğü için botoks sayesinde bu sürede siz beslenme kültürünüzde devam edersiniz. Ve bu kilo alma, verdiğiniz kiloları tekrar geri alma gibi bir durumunuz olmaz. Peki yan etkileri var mı hocam? Şimdi direkt mesela emzirme döneminde yapılabilir mi ya da kimler yaptıramaz? Şöyle, yan etkisi aslında... Çok ciddi yan etkisi yok. Endoskopi ile aynı. Botoksun zaten çok aman aman bir alerjisi yok ama hani kitabi bilgi olarak alerjisi olanlara yapılmaz denir ama gösterilmiş ciddi bir botoks alerjisi yok. Çünkü bu direkt bir toksin olarak uygulanıyor. Oluşabilecek en kötü etkilerden bir tanesi botoksun hiç tutmaması. Çünkü bu bir toksin. Mesela aşı yapılıyor bazen. Hepatit aşısı diyorlar. Bakıyorsunuz tutmamış Tutmuyor, oluyor. Evet. Onun gibi bu toksin de milyonda bir ihtimalle, çok düşük ihtimalle tutmayabiliyor. Oluşabilecek en kötü etkilerinden biri bu. Ama tabii ki endoskopinin bazı yan etkileri vardır. Bunlar da hep şey tarif ederim. Şimdi ben çıktım ofisimden, geldim buraya kadar canlı yayına katılmak için. Başıma bir sürü şey gelebilirdi. Kaza yapabilirdim, şimşek düşebilirdi gibi Allah gibi. Allah korusun acaba. Bunlardan çok daha düşük ihtimallerle endoskopinin de riskleri var gerçekten. O yüzden hani sadece söylemek için riskleri var olduğunu söylüyoruz. İşlem süresi ne kadar, operasyon süresi? İşlem ortalama 15 dakika sürüyor. Ha, çok kısa sürüyormuş. Ama tabii hani hastanede yine bir saat tutuyoruz işlem sonrası ki hani anestezi gibi uyutma, bir hastayı uyuttuğumuz için şeyden sonra, işlemden sonra bir saat uyanmasını, kendine gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz. Burada şeyi söylemedim az önce, emziren kadınları siz söylediniz. Emzirenlerde ne yazık ki uygulanamıyor. Aslında bebeğe geçişi gösterilmemiş bir şey. Yani hani bebeğe geçiyor mu geçmiyor mu bu yönde yapılmış hiçbir çalışma yok. Bilinmiyor. Ama biz mide botoksunda çok fazla botoks kullandığımız için normalde yüze yapılan botoksun neredeyse bir 8-10 katını kullanıyoruz. Dolayısıyla doz çok yüksek olduğu için böyle bir risk almıyoruz. Diyoruz ki siz emzirmenizi bitirin, çocuğunuzla vedalaşın. Gelin o zaman yapalım. Her emziren anne gibi yine elendik işlemlerden hocam. Hiç kendimize uygun işlem bulamıyoruz ne yazık ki. Peki az önce de biraz değindik ama biraz daha geniş değinecek olursak operasyondan sonra beslenme nasıl olmalı? Çünkü genelde bizde şöyle bir algı var. Ömür boyu sürecek mi bu? Ya da işte hemen işlemden sonra ne kadar zaman sonra künefe yiyebilir? Çünkü öyle bir insanız yani biz tutamayız kendimizi. Evet, yani bu soru da güzel bir soru, teşekkür ederim. Biz diyoruz ki işlemden ertesi gün künefenizi yiyin. Gerçekten mi? Aynen öyle. Çok iddialı değil mi? Aynen öyle. Ama şöyle ki, şimdi mesela siz gittiniz künefeyi yediniz, yiyeceksiniz veya da. Bunun kökünü kazımak zorunda değilsiniz. Bizim botoksta hedeflediğimiz şey de bu zaten. Porsiyonu yani küçültmek. Aynen öyle. Siz pilav da yiyin, börek de yiyin, baklava da yiyin, kadayıf da yiyin, kuzu çevirme de yiyin, ne yerseniz yiyin. Ama neyi ne kadar oranda yiyeceğinizi biz belirliyoruz bu sayede. Çünkü dozunda. Mide toparlanıyor, mide küçülüyor. Zaten siz künefenin ikinci çatalını aldığınız zaman istemiyorsunuz zaten. Yani öyle bir etki oluşturuyor botoks. Bunun sayesinde siz bu 6 ayda bu etkiyi kullanarak bu beslenme alışkanlığını oturtursanız siz hiçbir zaman için ben diyete girdim demezsiniz. Dersiniz ki evet ben yeni bir beslenme kültürü oluşturdum. İstediğiniz her şeyi yiyebilirim ama benim limitlerim var.
Doğrusu da bu zaten aslında. Şey gibi hocam o zaman. Çok yiyorum ama işte kilo almıyorum. Çok yiyorumu silelim. Her şeyi yiyorum her ama kilo almıyorum. Her şeyi yiyorum, kilo almıyorum'a dönebiliriz. Tamam. Yani su içsek yarıyor da. Aynen öyle. Her şeyi yiyorum, kilo almıyorum. Kilo almıyorum'a dönebiliriz. Bu sayede olur. Çünkü yani evet gerçekten her şeyi yiyebilirsiniz ama önemli nokta şu gerçekten. Kökünü kazımamalıyız. Yani oturup bir tepsi baklava, bir tepsi börek. Tutamıyoruz hocam kendimizi. Neden? Yani ben onu anlamıyorum. Mesela, çok seviyoruz yemek yemeyi. Bilmiyorum ben mutlu oluyorum böyle sofralarda. Onu soran hastalarıma da onu şey söylüyorum. Siz bir tencere yediğinizde de bir kaşık yediğinizde de bu yemeğin tadı aynı. Doğru. Değişmiyor. Doğru yani söylüyorsun. Evet belki o iştahla veya alışkanlıkla mide genişliyor ve doymuyorsunuz. Daha çok yemek istiyorsunuz. Fakat botoks mideyi toparladığı için gerçekten o iştahınız kalmıyor. Alıyorsunuz bir mesela sarma var diyelim. Bir tane alıyorsunuz. İkinciden bir sırk aldığınızda doyuyorsunuz zaten. Ay çok iyi, güzelmiş. Bunu sağlıyor. Bu sayede de 6 ayda mide toparlandığı için siz buna 6 ay sonra da devam edebilirsiniz. Ha bunu bozabilir misiniz? Mesela soruyor hastalar. Biz 6 ayda verdik kiloyu ya geri alırsak? Evet alabilirsiniz. İsterseniz tutamazsanız. Ben sizin ağzınıza dikiş atayım. Hiçbir şekilde kullanmayın. Yine geri alırsınız. Pipeti sokar, çikolatayı içerseniz yine alırsınız. Yani hani tabii ki her zaman kilo alınabilir. Ama burada bir, hedefimizi unutmayacağız. İki, biz ne güzel alıştırmışız, mideyi küçültmüşüz. Bunu büyütmek için uğraşmayacağız. Çünkü hasta çok yemeye başladığı zaman ay çok şiştim, çok fazla hissediyorum diyecek. Bunu ne kadar çok hissederse mide o kadar çok genişliyor demektir. Bunu hissetmeden kalkacağız sofradan. Aslında o bir uyarı. Böyle bak doydun sen, kalk hadi falan gibi. Peki hocam kaç kere uygulama yapılabilir? Ya da mesela normal bir bireyde kaç kere uygulama yapılabilir? Bir de az önce dedik ya tutmazsa. Tutmazsa da kaç kere deneyebiliriz? Şimdi şöyle normalde kitabı bilgi olarak 4 kereye kadar yapılabilir. Ama aslında bence herhangi bir sınırı yok. Çünkü botoks dediğim gibi herhangi bir zararı olmayan, ciddi yan etkisi olmayan ve etkisi lokal olarak yani vücudun sistemine karışmayan bir ilaç. Nasıl yüzde istediğiniz kadar yapabiliyorsanız midede de bu uygulanabilir. Tutmayan bireylerde de yine ikinci doz tekrarlanabilir. Burada tabii şeyi iyi bilmek lazım. Şimdi ne yazık ki piyasada bu iş konusunda çok tecrübeli olmayan veya ne yazık ki ticari kaygılar nedeniyle düşük doz uygulanma sonucu etki oluşmamış olan insanlar var. Hani bunlar da tutmuyor gibi düşünmemek lazım. Burada gerçekten midede uygulanacak bazı noktalar var özellikle ve özellikle iştah merkezine çok iyi uygulamak lazım. Bu da tabii ki tecrübeyle biliniyor, tecrübeyle anlaşılıyor. Bunu doğru düzgün yapıldı. Yeterli doz kullanıldıysa ve hala etki oturmadıysa tutmadı diyebiliriz. Onları da tekrarlayabiliriz. Ama bir de şöyle bir tablo var. Mesela şimdi biz botoksu yapmışız. Evet tokluk hissim var ama ben çikolatayla doyuyorum. Şimdi bu sefer de kalori hesabı işin içine giriyor. Bir de doğru besini de alamıyor. Tabii doğru. Yani kişi. Şimdi çikolata yerseniz, bu kadar çikolata yeseniz de siz bütün günün zaten kalorisini almış olursunuz. Yine kilo veremezsiniz. Burada bizim hedefimiz genelde evet oranları düşürmek. Tabii ki kalori hesabını da yapıp daha çok protein ağırlıklı beslenmek. O zaman hocam şunun üstünden tekrar böyle bir özetle geçelim. Çünkü genelde kişilerin işte hep algısı ne yazık ki şöyle oluyor. Yani ben bunu yaptıracağım ömür boyu bu beni tutar. Ya da işte ben bunu yaptıracağım sonra Allah ne verdiyse yiyeceğim. Yine üstüne basarak şöyle bir söyleyelim. Mide botoksu yaptırdıktan sonra diyete gerek var mıdır? Beslenmeye ne ölçüde dikkat etmeleri gerekir? Şimdi zayıflamak için doğru yol mide botoksu, tüp mide, mide balonu, gastrik bypass değil. Zayıflamak istiyorsanız az yemeniz lazım. Veya kalori hesabı yapmanız yemiyoruz lazım. Yemiyoruz hocam. Aynen. Şimdi bunu normal şekilde yapan insan, onun da çalışması var. Oranı %3'tür. Yani hani kendi diyet yaparak, spor yaparak, az yemeye çalışarak, aşırı kilolu hastalardan söz ediyorum. Bu 100 hastadan 3'ü bunu yapabiliyor. Geri kalan 97'si zaten bunu yapamıyor. Yapamayanlarda da en basit ve en şu anda yan etkisiz, maliyet olarak uygun olan yöntem mide botoksu. Ama bunları yaptığımızda da yine kilo vermenin yolu yediğimiz şeylerin kalorisini ve miktarını ayarlamaktan geçiyor. Biz botoksta hani şu sabah şunu yiyeceksin, öğlen şunu yiyeceksin, ara öğünde bunu yiyeceksin gibi bir yol izlemiyoruz. Yapmıyorsunuz ama... Ama tabii mutlaka kalori hesabını hiçbir zaman kaçırmam. Ben her zaman hastalara havuz problemi diyorum. Yani bu havuzu dolduran çeşme ne kadar açıksa o havuz o kadar çok dolar. O yüzden o
çeşmeyi biraz kısmamız gerekiyor. Kısmamız gerekiyor. Bu kısmaya da dediğim gibi botoks çok ciddi yardımcı oluyor. Yardımcı olmanın yanında mideyi de toparladığı için 6 ay bittikten sonra, botoksun etkisi bittikten sonra bile sizin bu şeyi kontrol etmenizde, alışkanlığınızı oturtmanızda çok ciddi faydası oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Rica gerçekten mi? Çok keyifliydi bilgileriniz. Ne güzel, çocukken böyle dertlerimiz yoktu. Aynen, çünkü çok koşuyorduk, çok hareket ediyorduk. Şimdi de sırada eğitim koçu ve çocuk gelişimi uzmanı sevgili Hülya Ustabaş var. İçimizdeki çocuğa ne oldu? İçimizdeki çocuk şimdi nerelerde? Bir konuşalım istiyorum. Önce bir VTR'si gelsin. Geçmişe takılmamak mümkün mü? Asla affetmiyorum cümlesi ne kadar doğru? Farkında olmadan kendimize kötü davranıyor olabilir miyiz? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını eğitim koçu ve çocuk gelişimi uzmanı Hülya Ustabaş anlatacak az sonra. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk Safiye Hanımcığım. Çok sizin teşekkür ediyorum. Böyle bir hafta sonra yeniden burada görmek çok güzel, evet, gerçekten. Tabii beni de çok mutlu etti. Mutluyum şu anda. Tepkileriniz de çok güzeldi. Ekrandan, evet, ekranları karşısında izleyen izleyicilerimizden de güzel mesajlar aldım sizinle. Araya çok teşekkür ediyorum hepsine. Bilhassa hani dokunuyorsunuz ve herkese farklı dokunuyorsunuz ya. Herkes lazım olanı alıyor ya. En tatlı, en güzel yönü aslında o kısım bence. Evet, bugün içimizdeki çocuğa ne oldu? İçimizdeki çocuk şimdi nerelerde? Evet. Büyüyoruz ama o geçmişteki o çocuğu aslında hiç içimizden öldürmüyoruz. Ve bazen geçmişe takılıp da yaşıyoruz. Aslında bazen değil, bence hep geçmişe takılıp yaşıyoruz. Sanki, evet. Konuştuğumuzda, sohbetlerimizde, bir araya geldiğimizde hep eskilerden örnekleri böyle bir getirir, hep anlatırız. Şunu tecrübe ederiz ortaya. Değil mi? Yani böyle olmuştu, böyle olmuş. Peki geçmişe takılmamak diye bir şey olabilir mi? Aslında şöyle bir şey, geçmişe takılmamak, böyle parantez içerisinde atalım. Aslında niye takılmayacağız sorusu da bence uyanıyor. Çünkü geçmiş bize aslında tecrübe veriyor. Bence geçmişe takılmamak değil de, evet, orada takılı kalmamak ama unutmamak. Aslında teşekkür de borçluyuz geçmişe. Çünkü şimdiki bakış açımız varsa, eğer şimdiki gibi düşünebiliyorsak, hep geçmişte ne olduysa, ya olumlu ya olumsuz fark etmez ki. Hepsine bence borçluyuz. Ne borçluyuz? Bence teşekkür borçluyuz. Hani geçmişe takılmayı direkt böyle olumsuz algılamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, ve bence takılmamak bu anlamda, ya takılı kalmamak mümkün eğer kişi isterse. Takılı kalmamak önemli diyorsunuz. Aynen öyle. Peki farkında olmadan biz aslında geçmişe takılı kaldığımızda kendimize bir kötülük yapmış oluyor muyuz? Bence çok. Çünkü aslında o birazcık şey oluyor. Öz eleştiri gibi oluyor. Mesela şöyle oluyor. Tabii ki yapamadığımız şeyleri sürekli işte şunun yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden. Dayan, sebebe şöyle, dayandırıyoruz. Hep böyle mutlaka. Çünkü başka çıkış yolu bulmuyoruz. Veyahut da o konumumuzdan mızı değiştiremeyeceğiz. Onun için sürekli onu öyle olmasaydı ben böyle olmayacaktım'a bağlıyoruz. Ve sürekli üstünü bu şekilde örtüyoruz. Aslında orada öz eleştiriden devamında da öyle geliyor. Ne yapıyoruz diyoruz ki... Böyle olmasaydın, böyle düşünmeseydin, bak öyle olmayacaktı. Sana dediler yapamayacaksın ve yapamadın. İşte bak diyerekten aslında bence öz eleştiri bir yerde yapmak istediklerimizin, düşündüklerimizin hep önüne geçiyor, biliyor musun? Öz eleştiri iyi bir şey değil mi yani? Bence bir kısmı, evet, kendini devamında nasıl daha iyi yapabilirimi eleştirebiliriz. Ama geçmişe takılı kalıp da şöyle yapmasaydım da böyle yapmasaydım, ya yapmasaydıma daha artık takılı kalmaya gerek yok. Oradan alacağımızı aldık, öğreneceğimizi öğrendik. Artık adım atma zamanı, yani gitmemiz lazım. Öne doğru yol almamız lazım. Yoksa takılıp kalıyoruz. Ama o geçmişe takılma sebeplerimizden bir tanesi. Aslında mutsuzluk. Mutsuzlukla birlikte böyle altta yatan sebep bir sevgisizlik olabilir mi? Evet. Yani oraya çok güzel değindin. Çünkü... Zamanında bize öğretilen şeyler var ya hani. Burada ben arkadaşlarımıza Instagram sayfamdan şunu demiştim. Hepiniz dedim bir çocukluk resminizi önünüze koyun demiştim. Ve öylelikle yayına oturun falan demiştim. Sana da Safiye Hanımcığım, ona vaktin olmayacağı için. Aa, inanmıyorum size. Ay, benim çocukluk fotoğraflarımı getirin. Olur, bak onu istiyorum. Şunu kapatalım, bunda kötü çıkmışım. Yok, hepsi o kadar güzel. Hepsi vaktine göre çok uygun. Evet. Çok cici. Vallahi acayip çalışmayla gelmişsiniz. Ve bakalım ne çıkacak. Vallahi şaşırdım. Bir yaş doğum günüm, burada da ikinci sınıfta folklor gösterisindeydim. Ya şimdi bu kişiyi mesela bütün arkadaşlarımıza soruyorum. Hani
ne zaman oldu? Kaç sene oldu sen o kişiyle? O içindeki çocukla görüşmedin belki. Belki en son atıştın. Dedin ki ona yani öyle yapmayacaktın. Böyle kızdın. Belki bunu yaptın. Bence zaten senden bekliyor o içindeki çocuk. Zaten bu zamana kadar ittirildi sürekli. Zaten senin elini tutmanı bekliyor. Tam zamanda sen de küçüktün ama artık sen küçük değilsin. Niye onun elini bırakıyorsun? Niye muhatap olmuyorsun? Onun için ben şu an şöyle seviyorum sürekli. Ayna. O kadar güzel bir şey ki aslında. Bütün arkadaşlarımızdan ben bunu istiyorum. Evdeki aynasına bir güzel karşısına geçip gözünün içine bakmasını. Ve o kadar zor olacak ki birçok arkadaşımız için. Ama bunu denemelerini istiyorum. Çünkü o gözün içine baktığında o 5 yaşındaki o çocuğu bulmalarını istiyorum. O fotoğrafa baksın ve desin ki şimdiye kadar seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. Bundan sonra ben senin yanındayım desin. Ve tutsun artık elinden. Çünkü o çocuğun ona ihtiyacı var. Başka kimsesi yok. O var artık. Ve bence her ikizin içerisinde bir ebeveyn var. Değil mi? Küçükken başkaların dediğini yapıyorduk. Onları evet. Öğrendik ya. Ama şimdi artık içimizdeki çocuğun ebeveyni biziz. Niye artık üzülmesine müsaade ediyoruz? Neden o çocuğun elinden tutmuyoruz? Neden zamanında yaşadıklarını biz biliyoruz? Başka kimse bilebiliyor mu Allah aşkına? Yok. Biz biliyoruz. Başka kimse de anlayamaz. Neden onun gözünün içine bakmıyoruz? Bazı arkadaşlarımız bakamıyorlar biliyor musun? Aynada gözünün içerisine. Çünkü yüzleşmek istemiyor çocukluğuyla. Ne yaşadı belki de değil mi? Aynen öyle. Ama onunla kalıp da orada takılı kalmaya gerek yok ki ama. Öğrendik beraberce. Bundan sonra seni üzmeyeceğim. Kabul etmek ve sarılmak gerekiyor kesinlikle. Çünkü hangi yaşta olursak olalım ya Safiye Hanımcığım. Hangi yaşta olursak olalım. Erkeksek, ne kadar güçlü olursak, özgüvenimiz de olsa da sevgi bekleyen bir erkek çocuğu var içinde. Evet. Kadınsak da böyle kırılgan, bir naz yapmak isteyen bir kız çocuğu var içimizde. Ne kadar güçlü olursak olalım. Onun için o çocuğu kırmamak gerek artık. Geçmişte kırıldıysa, yani geçmişte ebeveynlerinin yaptığı ya da onların söylemlerine maruz kaldığı her şey. Şu anda onların geçmişinde iz bıraktıkları için o çocuğu böyle hani farkındalık yaratmak adına aynaya geçip bakamama sebepleri olabilir mi? Zaten onlar sebep. Çünkü bilhassa otoriter böyle figüranlar etrafımızdakiler kendi istedikleri ve kendi bildikleri, kendi düşündükleri şeyler doğru kabul edip bize yaptırdılar. Bütün böyledir sistem. 5 yaşında bir çocuk ya içine kapanır ya da dışarı açılır. İçeri kapandıysa ben eğer düzgün şeyler yaparsam sevileceğim, düzgün şeyler yapmazsam sevilmeyeceğim diye düşünür. Düzgün şeyler yapmaya çalışmaktan da korkar yanlış olacak diye. Bir de hep başkasına kendini sevdirme çabasında olur. Hep bir çaba. Yani büyük çok olup yorucu. Da bu hareketleri görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Evet. İyi olmak, biri bana iyi desin, iyi desin diye yapmak. Yoksa kendi zevk aldığı için değil. Takdir görmek. Bilhassa bu. Sevgi ne görmek. Ne kadar çok mesela bazen kendime bile, ben arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Asansöre girdiğinizde, apartmanda dolandığınızda ya dışarıda dolandığınızda bir anne görüyorsanız bir şeyler taşıyan yardım ediyoruzdur zaten mutlaka. Ama ya sen ne kadar güzel bir annesin dediğimizde şok olacaktır. Tabii. Veyahut da 6 aydır hiç görüşmediğimiz birini arayıp ya sesini duymadım merak ettim deyince şok olacaktır. Şunlar böyle çok basit gelebilir ama bence asıl o basit şeyleri kaçırdığımız için mutluluğu koca koca şeylerin arkasında arar olduk. Aslında şöyle bir şey var. Böyle derin, duygusal acziyet çukuru. Duygusal çukurların içerisinde yuvarlanmaktan zevk alır olduk yani. Öyle bir durum var. Ondan beslenip, ondan bazı var arkadaşlarımız. Duygusal olaraktan ve acı gördüğü şeyleri anlataraktan bana iyi geldiğini zannediyor. Ama aslında bir adım atmaya cesaret etmediğinden oluyor. Ve hep takılı kaldığından oluyor. Bundan sonra takılı kalmanın bir anlamı yok. Bence en güzel taktik ki aynanın karşısına geçip kendiyle yüzleşmek, gözünün içine bakmak ve o çocuğa sahip çıkacağını ve kendini sevdiğini söyleyebilmek.
Başta çoğu kişiye zor gelecek ama bence yapılabilir. Peki affetmek. Yani şimdi geçmişte yaşadığı her şey. Bugün illa ebeveynleri tarafından yaşadıkları değil. Eşinden, dostundan, arkadaşından. Bir ileri gidebilmesi için de affetmesi gerekli diyorsunuz siz her zaman. Ama bugün şarkılarımızda bile yani ne diyor? Sen affetsen ben affetmem diyor değil mi Yaradan'a? Yani biz böyle affetmeyi çok aslında sevmiyoruz. Hep çünkü bir sebebe dayandırıyoruz bazı şeyler. Affetmek niye önemli ya da neden affedemiyoruz? Aslında şöyle bir şey var. Affetmeyi biz kişinin yanına gidip de ondan özür dileyince af sayılacak zannediyoruz. Evet hep ama böyle değil mi? Ama affetmenin bir güzel yönü var. Ne biliyor musunuz? Birin eğer kendinizi başlamanız lazım ilk önce. Kendinizi affetmeniz. Yaptığınız bazı şeylere takılmamak, seni affediyorum. Artık o şekilde düşünmemen için azat ediyorum. O düşüncelerden azat ediyorum, istemiyorum. Öyle düşünmemeye niyet ediyorum diye kendimize söylememiz gerekiyor. Çünkü affetme kendimizden başlıyor. Ama kendini affedemeyen başkasına zaten nasıl bir şey olacağını zaten anlayamaz. Fakat ben hep derim ki yani Hazreti Allah o kadar şeyler yapılıyor, ediliyor. Affedici de bizim aslında bize nasıl düşüyor affetmemek yani nasıl böyle bir şey mümkün? Mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Balon misali ben orada bir tane balon gördüm. Ben o balonu alayım bir. Bu balon bak Safiye Hanımcığım çok hafif. Evet. Ben sana şimdi bütün program boyunca desem ki şunu şöyle tutsan. Bak hafif değil mi? Hava evet. Hiç ne ağırlığı var ne bir şeyi omzunda hissetmiyorsun sen de aslında ağırlığını belki şimdi. Bununla şunu almaya kalkışsan elin ayağına dolaşacak. Tabii. Bak hafif aslında. E bunda da varsa bunu bırakman lazım. Bunu bırakmadığın müddetçe kesinlikle takılı kalacaksın. Ama bunun yükü üzerinden atman gerek. Çünkü bu hava. Nereye gitmesi lazım? Havaya. Yani olay bu. Ne kadar da hafif görünse de, basit görünse de onun üzerine irdeledikçe bizim peşimizi bırakmayacağız ve avucumuz da boşalmadığı müddetçe yeni şeyleri tutamayacağız. Doğru. Hem de hep aynı seviyede tutmaya çalıştığımızda bile tabii. Kolumuz... Bir de helyumlu olduğunu düşünsene. Kaçacak diyerekten korkacaksın. Tabii, böyle bir korku oluşuyor. Sanki unutunca geçmiş elimden kaçıverecek. Ya bırak. Bırak elin serbest kalsın. Buraların böyle acıdığı hala bırakmıyorsun mesela. Niye bırakmıyorsun ki? Bırak. Bunu böyle günlük gereksiz şeylere takılmamaya bağlayabilir miyiz? Yani çünkü böyle gün içerisinde de canımız aslında balon misali. Hiç ağırlığı olmayan, belki hiç hayatımızda şu kadarcık değeri olmayan şeyleri kafaya takıp büyütüyoruz ya kafamızda. O gereksiz şeylere takılmamamız için yapmamız gereken birkaç husustan bahsedersek böyle son olarak biz de en azından... Sizinle sohbet akıp gidiyor vallahi ya ama. Ya bence farkındalık ya Safiye Hanımcığım. Yani farkındalık. Mesela diyelim sabah kalktığımda eğer ben uyandığımda of ya ne biçim gün veyahut da of yine mi iş. Ya bir oflama poflamayla hep sabahları o günaydın diyoruz. Bu olmamalı. Evet. Bence farkına varmalıyız hareket edebildiğimizin ve şu anda yol alabileceğimizin. Bence farkındalık ve şükür. Şükür bütün olumsuz duyguları yok eder. Şahanesiniz valla. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet sizinle. Ben teşekkür ediyorum ya. Ben de aynısını iade ediyorum. Ama çok tatlıyız. Ay teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkürler. Ya, bayağı hazırlanmışsınız. Efendim günlük gereksiz şeylere takılmayın. Aynen, gelin öyle. Güzel güzel modadan bahsedelim. 2020 modasında muhafazakar modada neler oluyor? Neler trend? Onları konuşacağız şimdi. Esra Kekülloğlu burada olacak ama önce VTR'sini izleyelim. Güzelliğine düşkün hanımlar, ekran başına. Modada son trendler neler? Muhafazakar modaya neler yön veriyor? Koleksiyonlar hazırlanırken nelere dikkat ediliyor? Merak edilen her şeyi moda tasarımcısı Esra Kekülloğlu Safiye Nur'la biz bize de anlatacak. Az sonra. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş bulduk Safiye'ciğim. Teşekkür ederim. Programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Bugün biraz seni ve yaptığın işleri konuşacağız. Tamam. Sen sosyal medyayla başladın. Sonra böyle Türk motiflerini kullanarak bayağı bir ilerledin. Şimdilerde artık Orta Doğu'ya ürün veren, ihracat yapan bir marka haline geldin. Biraz böyle seni tanımayanlar için kendini, yaptığın işleri nasıl buralara geldin, nasıl marka oldun? Hem yeni başlayacak arkadaşlar varsa onlara da ilham olur.
anlatırsan çok mutlu Tabii oluruz. Tabii ki, çok teşekkür ederim. Aslında benim moda yolculuğum çocukluk yaşlarda başladı Safiye. Bu atmosfer içerisinde büyüdüm. Babam çok sanatkar bir ayakkabı ustasıydı. Ay ne güzel. Evet, annem de yine kumaş sektöründe yıllarca çalıştı, kumaş üretiminde. Hala şu an çalıştığı firma, var olan bir firma. Dolayısıyla ben hep böyle bu dünyanın içerisinde yer aldım. Çocukluktan yuttun o tozu sen bir evet, kere. Evet, hani atasözlerinde de derler ya, gerçekten benim hikayem de öyle. Hep bilirdik hangi neler moda, neler trend olacak. Hani işte yıl sonunda bakardık, işte şu kumaş moda olmuş, işte bu ökçeler moda, bu ayakkabı modeli moda. Bu şekilde bir çocukluk geçirdim. Gayet güzel ve gerçekten de sonrasında bundan çıkamadım. Bu şekilde devam ettim. Sonra bir sosyal medya hesabı açtın. Peki evet. Markanı kurmaya ne zaman karar verdin? Aslında üretimdeydi benim. Bir butik geçmişim var, hı hı. Biliyorsun sen de. Yaklaşık 2004 yılında bir butik mağaza açtık annemle. Tam böyle annemle. Butiklerin yeni çıktığı zamanlar. Evet, AVM kültürünün çok Türkiye'de yaygın olmadığı bir dönemdi. Evet. Butik açtık ve al sat hazır giyimle başladık mecburen. Hazır olan ürünleri alıp satma tarzında. Fakat hep gözüm üretimdeydi ve gerçekten piyasada da çok ciddi açıklar vardı. Muhafazakar giyim, ölçülü giyim. Yani kollar kısaydı, içine body giyiyorduk. Bayağı zor buluyorduk aslında tabii, kıyafetleri. Tabii tabii, şu an ciddi büyük markalar da modest koleksiyonlar hazırlıyorlar. Bu süreci destekliyorum. Çok güzel oldu bizim için de. Fakat o vakitlerde yoktu. Sektörün açıklarını da gördüğünüz zaman daha çok belki mutlu oluyorsunuz ve daha tabii. Çok cesaret buluyorsunuz kendinize. Ve bu şekilde aileme ben artık üretim yapmak istediğimi söyledim. Onlar da üretimin çok ciddi bir şey olduğunu, çok ciddi mesuliyetler gerektirdiğini, işte haftalık ustalarla çalışıyorsunuz, ödemeler yapmanız gerekiyor. Hani bir ağır bir yük aslında tabii, bu, zor bir durum. Sorumluluk. Ve hani çok istemediler açıkçası. Ama benim de azmimin biraz kişilik olarak böyle bir şeye başlayınca devam sonuna kadar gitmeyi severim. Onlar da kıyamadılar bana, tamam dediler ve başladık. Çok zorlu bir süreç başladı. Ondan girişimde sonra. Her zaman böyle bir yokuş aşağı gitmez işler. Yani ben de birçok girişim yaptım. Peki böyle bir karşılaştığın zorluk mutlaka olmuştur. Çok zor. Aklına böyle ilk gelen bir şey var mı? Anlatmak çok, ister misin? Tabii. Çok zorlu süreçlerdi. Firmaların sizi, üretici firmaların, belli bir standarda oturmuş firmaların sizi ciddiye alması için yüksek adetler yapmanız evet. Gerekiyor. Yani o benim satış kanalım sadece butikti. Bunları başladık. Ben bir koleksiyon hazırladım. Ve birkaç modeli de 300'er adet en az üretim yaptım. 300 adette baktığımızda bir butik için aslında fazla. Şu an bugün için insanlar değil mi üretim için nereden baksan 20-30 adetlerle falan yapıyorlar. Küçük butikler için söylüyorum evet, bunu. Doğru söylüyorsun. Bu şekilde adetli bir giriş yapmak durumunda kaldım. O zamanın şartlarında çalıştığımız firma ciddi bir firmaydı. Ve baktım ki butikle bu adetler mümkün değil, erimeyecek. Ve Türkiye genelinde prestijli saydığımız butiklerle randevular ve görüşmeler hazırlamaya başladım hızlı bir şekilde. Ürün vermek için. Evet, yani Antep'ten, Bursa'dan, Ankara'dan ve bunların arasında annen de var. Evet, biz seninle o zamandan evet. Tanışıyoruz evet. Zaten ama ben böyle bütün Türkiye içi olduğunu bilmiyordum. Tabii ve koleksiyonumu sunmak için onlardan işte sipariş almak için. Sağ olsunlar, onlar da hemen görür görmez beğenip sipariş geçtiler. Hı hı. Ve tabii müşteriye sunuyorlar. Müşteri de bu böyle bir şey zaten. Müşteri de talep ettiği vakit sizinle çalışmaya devam ediyorlar. Ama bu noktaya gelene kadar Safiye çok dirayetli olmanız ve çok dik durmanız gerekiyor. Yani çünkü maddi olarak bunu finanse etmeniz ve her gelen sıkıntıyla baş etmeniz çok ciddi bir sabır gerektiriyor. Gerçekten hani artık Allah'ım ben yapamıyorum, olmayacak galiba dediğim anlar oldu mu? Oldu ama bir ertesi gün bir şey oluyordu mesela. Yani her şey çözülüyordu, halloluyordu ve ben diyordum Allah'ım teşekkür ederim. Demek ki sen benim bu işi yapmamı istiyorsun. Şükür var. Evet. Az önce de şükür konuştuk ya, gerçekten çok keyifli bir yolu açıyor yani böyle. Hiçbir evet. Şeye takılmadan yol açıyor. Evet. Markalaşma sürecin sonrası nasıl başladı? Markalaşma sürecimiz aslında tabii ki ürünler kendi etiketimle çıkmaya başladı. O süreç benim etiketimle hı-hı. Devam ediyordu. Şöyle söyleyelim, büyüme süreci diyelim belki de. Orta Doğu'ya girmemizle başladı. Lübnan'da bir o sosyal
medya ağları bizdekinden daha belki de hızlı kullanıyorlar. Ulaştılar. Ben de her gelen böyle küçücük bir mesajı bile, yani o kadar hani her şeyi böyle bir şey gözüyle bakıyorum. Dönüyorsun yani. Sen. Herkese dönüyorsun. Dönmek istiyorum. Hani bir fırsat gözüyle bakıyorum daha doğrusu. Hani markanın, çünkü sırtıma bir yük aldım ve söz verdim. Bir de anne baba istemedi. Evet, taşıyacağım ben bu yükü dedim. Başarmak bu farz marka, oldu. Evet, sırtıma aldım ve her gelen bir fırsattı benim için. Gerçekten böyle bir bakış açısı geliştirirsek hayatta size gelen en ufak şeyler bile fırsata dönebiliyor. Ve ben de o mesajı tercümanlar bulup çevirtip döndüğüm için şu an bana gerçekten çok inanılmaz bir kapı açtı. Orta Doğu'da satış yapmadığımız, çalışmadığımız bir butik yok gibi. Ay, şu an güzel, evet maşallah. Kuveyt, Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, yani Filistin hepsiyle çalışıyoruz. Çok keyifli. Şu an geldiğimiz nokta Türkiye'de sadece butik.com, yurt dışında Orta Doğu pazarında da butiklerle ilerliyoruz. Reklam verdik birazcık ama. peki senin tarzın birazcık daha böyle motifler, nakışlar. Üstündeki de sana mı ait? Evet. Sever tabii Orta Doğu böyle şeylere, bayılır. Tasarımlarını yaparken nelerden esinleniyorsun, nelere dikkat ediyorsun? Çünkü hep böyle bir el işçiliğiyle var oldun sen bu piyasada. Bizim coğrafyamızda ve bizim kültürümüzde nakışlar hep vardı. Hani benimle beraber var olmadı. Zaten bizim kültürümüzde, genetik kodlarımızda nakışlar var. Hepimiz anneannelerimiz, teyzelerimiz, yengelerimiz biliriz. Bizim jenerasyon bilir. Bundan sonrakiler için bir şey söyleyemiyorum ama... Onu yaşatıyorsun işte sen, evet, şu an. Evet, ben de insanların konfor alanlarına girerek daha giyilebilir teknolojilerle, daha giyilebilir pamuklu kumaşlarla nakışları... nakış tekniklerini kullanıp belki bundan dolayı sevildi. Hani günlük konfor alanlarına girmiş olduk. Peki mesela şu üstündekiler tek tek işleniyor tabii mu? Tabii, bu özel bir çalışma. Hı hı. Nakışın üzerine böyle boncuklarla, pullarla yapılmış ama bir çalışma. Ama onun kumaşı da biraz özel değil mi? Böyle tabii, ortalarında keten. Ayna var gibi. Evet, evet, evet. Yani evet. Kumaşı da bayağı farklıymış. Sen evet. Nereden buluyorsun bu kumaşları böyle? Yani eski mecmualara bakıyoruz. Eski tarihimizde Osmanlı'da, sarayda yapılan çalışmalara bakıyoruz. Gerçekten kültürümüz çok zengin. Başka hiçbir şeye gerek yok aslında esinlenmek için. Ben de hem doğadan esinleniyorum. Nakışlarda işte yaprak figürleri, ağaç figürleri kullanıyoruz, çiçek figürleri. Doğadan ve kendi kültürümüzden esinlenerek devam ediyoruz. Ben Fas'ta giymiştim senin, evet, bir elbiseni. Çok. Ya Fas'ta neredeyse o fotoğraf çektiğimiz mekanda bayağı bir soran olmuştu üstündekine. Full nakış bir elbiseydi o da. Evet, evet. Çok çok keyif almıştım ben de seni o elbisemle görmekten. Hala fotoğrafların var bende. Evet, sevildi, beğenildi. Daha öncesinde nakışlar daha çok ağır abiyelerde, özel günlerde kullanılıyordu. Fakat... bizim yaptığımız çalışmalar daha basic, penyelerde, spor kıyafetlerde yaşatıyoruz o heyecanı. Gördüğü bir zaman bir şeylerde heyecanlanıyorlar. Bir de nakış hep şeydir ya, işte anneanne, babaanne. Evet. Onu genç tasarımlara uyarlamak bence çok, evet, büyük bir tarzı. Evet, modernize. İşte biraz gündeme ayak uyduruyoruz. O açıdan da sevildi ve bize geçmişi hatırlatıyor. Geçmişteki her şey de bizim için çok kıymetli ve değerli. Sen bugün bize model getirmedin mi? Modelimiz yok. O zaman ekrandan göreceğiz artık senin tasarımlarını. Peki gelecek hedeflerin neler? Yani şimdi gerçekten yaşın çok genç. Kaç olduğunu sormayacağım ama yaşıtız diye tahmin ediyorum. Bunu bir konuşmuştuk. Markandan daha fazla nerelerde görmek istiyorsun? Yani bu kadar genç yaşta Orta Doğu'ya açılmış olmak çok önemli bir kabiliyet. Şimdi hani sen kendi hedeflerinden bahset. Bir de senden ufak bir ricam. Şu anda hani buna ilgi duyan, girişim yapmak isteyen genç arkadaşlar varsa, bunun eğitimini alan genç arkadaşlar var. Çünkü çok eğitimsiz kişiler de bugün görüyoruz, marka süreçlerinden geçiyor ama sonra biraz ne yazık ki balonun etkisiyle düşüveriyorlar gözden. Onlara da böyle ufak tavsiyelerini alırsam çok mutlu olacağım. Ekran başındaki izleyicilerimiz de çok mutlu olacaktır. Öncelikle biraz önce Hülya Hanım da çok güzel anlattı. Nasıl bir söz vardır ya, hani alışılmış çaresizlik galiba. Hani alışıyorsunuz. Öğrenilmiş çaresizlik. Evet. Ondan bir çıkalım, bir duvarlarımızı yıkalım. Gerçekten bizler her şeyi yapabiliriz. Bunun için belki de çok eğitim olması da gerekmiyor. Çünkü ben lise mezunuyum. Ben 36 yaşındayım ve bizim sürecimizde hani Türk eğitim sisteminin bir haksızlığına maruz kaldık. Meslek lisesi
de okudum ben. Hı hı. Üniversitelere girmemiz tamamen engellendi gibi bir durum söz konusu oldu. Kendi bölümünüz harici olan. Tasarımın kesinlikle Allah vergisi bir şey olduğuna inanıyorum. Yani bunu çeşitli tasarım profesörleri de söylüyor. Tasarım eğitilebilir. Evet, bu duygu eğitilebilir ama kesinlikle sonradan hani alıp insanın içine konulacak bir duygu değil. Belki başka işlerde bu böyledir ama tasarım konusunda kesinlikle Allah vergisi bir yetenek. Eğer böyle bir yeteneğiniz varsa, bu her işte de olabilir, illa tasarım olmayabilir. Eğer bir şey gerçekten yapmak istiyorsanız kesinlikle çok çalışın. Ben çok çalıştım. Hayatımın her döneminde gerçekten hani markamı da sırtıma aldım, hala taşıyorum. Tabii ki kendimi global, evrensel bir marka yolunda ilerliyorum. İnşallah. Bunları yapmak istiyorum. Tabii ki her şey bir anda olmuyor. Zaman, süreç gerektiren şeyler bunlar. Şu anda ayakkabı ve çanta koleksiyonumuz çok yakında çıkıyor. Aa, bunu da buradan duyurmuş evet, olduk. Ayakkabı, hadi hayırlı olsun. Evet, yani Esra Kekülloğlu markasında bir yaşam biçimi. Belki ev tekstiline de ileride düşünüyorum. Şimdi babadan da gelme var ya, evet, ayakkabı. Evet, çok oradan da bir tecrüben vardır diye evet, tahmin ediyorum. Safiyeciğim, yani böyle ben çok kendinize inanın diyorum ve çok çalışın. Çalışmaksam gençlere büyük tavsiyem bu. Evet, çok çalışsınlar, eğitimini alsınlar. Değil kesinlikle mi? Eğitimini alsınlar. Hemen ilk olumsuzlukta düşmesinler, vazgeçmesinler. Kesinlikle, mutlaka ondan da öğreneceğimiz bir şey vardır. Ben de çok çok zor günler geçirdim. Ama hepsini çalışarak ve gerçekten çok çalışarak, şükrederek aştım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün seni burada görmek çok büyük bir mutluluktu benim için. Benim için de çok heyecanlıydı ilk programım. Çok heyecanlandım. Yine teşekkür ederim. İnşallah. Çok teşekkürler. Şimdi sırada reklamlarımız var. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize devam edecek. Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize devam ediyor. Evet, şimdi sırada bir girişim hikayesi var. Gara Rufa balıkları, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Kangal balığı diye de geçiyormuş, değil mi? Evet, evet. Mehmet, Sivas'ın Kangal bölgesinde. Sevgili Mehmet Akbaş, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Safiye Hanım. Değişik bir konu. Ben biraz aşinayım konuya, birazcık tecrübe sahibiyim 2 aydır ama onu da anlatacağım, o hikayemi de. Nedir Gara Rufa, Kangal balığı? Bunu gerçekten Kangal Sivas'la bir bağlantısı var mıdır? Ya şimdi baktığımızda Sivas'taki balıklarla aslında aynı balıklar. Hı hı. Ama bizim Sivas bölgesindeki balıkları çıkarmamız yasak. Doğal onlar koruma altında. Tabii doğal milli koruma altında. Biz bunu bu projeye başlamadan önce oradaki balıkların insanların sağlığına çok iyi geldiğini duyduk, araştırdık. Yani bu Sedef Egzama da özellikle dünyada herkes tarafından bilinen bir balık. Alternatif tıp yöntemi, alternatif evet. Bunu 1843 yılında Hegel diye bir Alman aslında bir bilim adamı oradan balıklarımızı alarak yurt dışına çıkarıyor. Bizim kendi balıklarımızı daha sonra orada üretip Endonezya bölgesinde büyük bir üretimhane tesisi kurup tekrardan bize satıyorlar. Aa, siz de ne yaptınız? Aslında bizim kendi balıklarımızı götüren... Biz tam ters bir hamle yaptık. Kendi balıklarımızı biz bu sefer geri getirdik. Ülkeye geri getirdiniz. Ülkeden yurt dışına yavaştan yavaştan satmaya başlayacağız. Aslında hikayenin başlangıcı da böyle değil. Aslında bizim bu hikaye bize aslında bir şey gibi gelmedi. Anında gelmedi. Yani şöyle söyleyeyim. 2011 yılında ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite okurken uluslararası ilişkiler mezunuyum. Part-time işe girdim. Turizm işine. Part-time işe girdikten sonra bir toplantı, kongre, büyük organizasyon yapan bir şirkete girdim. Hı hı. Part-time. Sürekli kafamda toplantı salonlarına girerken ya bu insanlar bu organizasyonu nasıl yapıyor? Bu nasıl bir organize oluyor? Yani bu kadar kişi bir araya toplayıp bu işler nasıl yapılıyor diye sürekli artık kendimde bir gün ben de okulu bitireyim. Kendi işimi kuracağım. Kendi hikayemi yazacağım. O zamanlardan koyduk kafamıza. Fikriyle başladı. Yani aslında hedefim, yani neye niyet, neye kısmet, hedefim toplantı, kongre, organizasyon şirketi açmaktı. Aa, oradan buraya nasıl geçiş oldu? Onu açtım. O şirketi açtım. Ha. Aslında bu markayı o şirket finanse etti. Aa, nereden nereye? Yani şöyle, üniversite bitti. Ben dedim, 2013 üniversitem bitti. Dedim bir de Rusça öğreneyim. Antalya'da turizm bölgesi. Evet, bir de Rusça öğreneyim. Olmadan bir şey olmuyor. 6 ay Beyaz Rusya'ya gittim. Beyaz Rusya dil kursuna başladım. Ve aslında orada kendi işimi kurmanın tam manasında fikrine sahip oldum. Dedim ki üniversiteyle ben anlaşacağım. Bu üniversiteye öğrenciyi ben göndereceğim. Yani üniversiteye öğrenciyi ben göndereceğim. Üniversiteyle anlaştım. Öğrenciyle üniversite anlaşma yaptım. Sözleşme yaptım. Maşallah valla. O zamandan gelmiş sizin girişimcilik ruhunuz. Aynen. Sonra ne oldu? Sonrasında şöyle Türkiye'ye döndüm. Hemen bir yurt dışı eğitim şirketi kurdum.
Ama yurt dışı eğitim şirketi kurmam çok böyle başarısız hikayelerle dolu aslında. Yani çok reklam yaptım, çok broşür bastırdım. Antalya'nın bütün bölgelerine yayıldım, broşürleri bastırdım. Benim rakibim tarihinde göndermediği kadar öğrenci gönderdi. Aslında ben rakibimin reklamını yaptım. Yani. Ama en büyük girişimler en büyük başarısızlıklardan sonra geliyor gerçekten. Şimdi şöyle ben şunu inanıyorum. Hani her nefes ölümü tadacaktır diye bir laf var. Her girişimci başarısız olacaktır. Yani buna inanıyorum, bu yolda ilerliyorum. Daha sonrasında şirkete iki kişi gönderdim yurt dışına. Çok büyük bir başarısızlık. Aslında orada bir dönüm noktası. Kendi ticaret hayatını yapacağım mı, yapmayacağım mı? Bayağı bir ruhsal yıkıntı olmuştu. Dedim ben şirketi kapatmayayım. Toplantı, kongre, organizasyon işine bir işe başlayayım. İyice bir işi öğreneyim. Aslında orada ortağımla tanıştım. İsa Gül. Hani şu kader arkadaşım, ortağım. Allah daim etsin. Ortaklıklar zordur. Aynen. Yani biz ortak değiliz. Biz dostuz, kardeşiz, İyiyim, bir kader maşallah. Arkadaşıyız. Şöyle Safiye Hanım. Ben ondan sonra girişim. Ofiste boş kaldığım zamanlarda bu girişimcilerin hayatlarını izlemeye başladım. Yani bu insanlar nasıl yapıyor? Bir mesela nasıl diyeyim, bu e-ticaret siteleri nasıl kuruyorlar? Anlatıyorlar işte 200 binle başladık, 175 bin dolara sattık. Ya bu nasıl yapıyorlar bu işleri, nasıl şey yapıyorlar deyip sürekli böyle kafamda girişim videoları izliyorum. İsa Bey atıyorum videoları. Kafayı girişim videolarıyla, başarı hikayeleriyle bozdunuz, bozduk. Biraz. Daha sonra orada bir çalışan arkadaşımız vardı. O da evinde bir karides besliyormuş, akvaryum karidesi. Dedi ki biz bu işe girelim. Bizde de zaten heves var. Bir marka kuralım, dünyaya tanıtalım markayı, girişimi. Dedik yapalım ama ben o zamana kadar balık bile yemiyorum yani. Balık beslemeyi bırakın, balık bile yemiyorum. Karideslerden nasıl kangal balığı, gararufa şimdi oraya geldi. Şimdi oraya geleceğim. Bize bir tesis buldu kendisi, beyefendi. Sonra ortaklığımız tabii bitti. Biz gene İsa'yla baş başa kaldık. Şimdi havuzlara baktık. Biz ikimiz de balıktan anlamıyoruz, bir karidesten anlamıyoruz. O arkadaş bize işte yaptığı yanlıştan dolayı ortaklığımızı bitirdik. Ve İsa ile biz ikimiz 35 tane havuz ortasında kaldık. Yine bir başarısızlık aslında. Evet. Çünkü hiç bilmiyoruz. Biz suyu bilmiyoruz, balık nasıl yaşar veya karides nasıl yaşar bilmiyoruz. Biz bu işi başaracağız dedik. Daha sonrasında onunla alakalı bütün Ar-Ge çalışmalarını, bütün işte nasıl diyeyim, işte bilimsel şeylerini araştırdık. Karides işinde başarılı olmaya başladık. E-ticaret sitesi kurduk. E-ticaret sitesinden sonra... İnternetten karides mi sattınız? İnternetten karides gerçekten satmaya başladık. Tabii canlı insanlara. Yani şöyle. Orası çok iyiydi Mehmet Bey. Paketleyip paketleyip gönderme başladı. Sipariş alıyor artık, internetten siparişler falan düşüyor. Ve ben o ara tabii başarısız oldukça gene kendime böyle bir motive olarak hemen böyle girişimcilerin hikayelerini izlemeye başlıyorum. Tabii satışlar biraz düşünce hemen. Hemen böyle bir hikayeleri gene izlemeye başlıyorum. Onlar nasıl başarılı oldu falan. Başarısızlıkları hikayelerini izliyorum. Başarı hikayelerini izliyorum. Daha sonrasında biz bir ekonomik sıkıntıya girdik şirket olarak. Tabi bu arada organizasyon şirketimiz de devam ediyor. Toplantı kongre işleri yapıyoruz. Hı hı. Oradan çıktık, istifa ettik. Toplantı kongre kontaklarımızı kullanıyoruz ama tabii sıkıntı yaşadık. Sıkıntıyı yaşadık ve ben bir gün evde gece 11'de oturuyordum. Gene girişimcilerin hikayelerini izliyorum. Yani sürekli kafayı bozmuş vaziyetteyim. Artık beynim yanıyor öyle söyleyeyim. Dedim ki bu marka, şu anki markam. Hani marka veremiyorum, şu anki markam. Hemen gece 11'de İsa'yı uyandırdım, ortağımı uyandırdım. Dedim ki ortak bu domain alınmış mı? Dedi ne domaini? Dedim gir, hemen siteye gir, domain alınmış. Domain alınmış. Al dedim. Domaini attırdım. Sabahında geldim şirkete. Dedim ki ben bu işi araştırdım. Bu işin hem uygulayıcısı, hem balığı üreten, hem balığı satan, hem franchise konseptini kuran, dükkan konseptini kuran ve bunu tam bir paket halinde sunan bir iş yapacağız. Ya İsa dedi ki ya arkadaş biz bunu yapalım da bizim paramız da yok yani. Karidesten kararufaya geldik. Aynen, diyor İsa Bey. Şimdi havuzlar var. Ve hazır havuzlar duruyor. Biz burada karideslere başka bir şey yetiştiriyoruz. Aynen, o balıklarla alakalı da bizim karides havuzlarımızda bizim tesisimize sürekli balıkları, bu balıkları getiren bir abimiz var. O da iş ortaklarımızdan bir tanesi şu an. Evet. Sürekli gönderiyor, bir şeyler yapıyor falan ama ben hiç umursamıyorum yani. Hiç sen ne yapıyorsun falan dedim. Geliyor, gönderiyor, bir şeyler yapıyor. Bir gün dedim ki bize sürekli kulak arkasına söylüyor. Yani işte bu işe girelim arkadaşlar, bakın bu iş şey ama sürekli böyle arada sırada söylüyor. Neyse ben de o şey yandı. Hemen o abimizi de çağırdım. Küçük küçük kağıtlar yazmaya başladım. Dedim ki bir, hemen domaini aldık, internet sitesini kuracağız. Tamam mı? Tamam.
Ya bunların hepsini ben yazdım. Ortak dedi ki bizim paramız da yok. Yani nasıl yapacağız bunları? Şu an paramız yok. Dedim kredi çekelim. O zaman da kredi faizleri falan çok yüksek. Aa, çektiniz mi sonra? 3.30'dan kredi çektik. Oo, bayağı da yüksekten çekmişsiniz. İnternet sitemizi kurduk. İnternet sitemizden sonra adım adım dedim ki ben internet sitesini kuracağım. Patentini alacağız. Patent başvurularımızı yaptık. Dedim ki yani aslında bu iş bir iş kapısını açtı. Dedim ki krem de çıkaralım. 4 çeşitli krem çıkaralım. Sedef egzama yönelik. Hemen Akdeniz Üniversitesi'ne gittik. Teknokent'e. 4 çeşit krem çıkartacağız. Argelerimiz yapıldı. Dedim yetmez. Bir de bunu dükkan konseptine çevirelim. Franchise'ımız olsun. Dünyaya pazarlayalım. Bir de çünkü şimdi evlerinde oturup da hani bir parası olup ticarete girme planları olanlar varsa aslında bunu birazcık değerlendirebilirler. Ama ben şurada şöyle bir araya girmek istiyorum. Tamam. Çünkü iş modelinizi bence balıkların neler yaptığını anlattıktan sonra anlatın bize. Çünkü hani tamam, kişiler de bu balıklar ne yapar? Önce bunu öğrensinler. Tamam. Ondan sonrasında o franchising modelini anlatırsanız en azından dediğim gibi evde bir nakdi parası olup bir işe girmeyi şu an düşünen ama ne yapacağım diyenler varsa onlara birazcık yardımcı olmuş oluruz. Aynen. Şöyle bu balıklar ağızlarında ditronel enzimi dediğimiz bir enzim var. Hani bu sedef, egzama ve ölü derileri o enzimi gelip o enzimi ağızlarından bırakıp aslında yanlış anlaşılan bir şey var bu konuda. Yani o balıklar oraya gelip yarayı ısırmıyor. Ağızlarındaki, dişleri var mı? Dişleri yok. Ağızlarındaki enzimi o yarıya bırakıyor, oradan yeni deri çıkmasını sağlıyor. Hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Aynen, aynen. İşe girdiğimizde de bize birçok soru da geldi. Yani başkasındaki hastalığı başkasına bulaştırır mı? Kesinlikle değil çünkü ısırmıyor. Ağzındaki enzimi bırakıp oradaki enzimi yeni bir deri çıkmasını sağlıyor. Tıbbi anlamda da bunun bayağı bir geri dönüşleri var. Siz de şahitsiniz buna. Evet, ben de bu girişim modelini gördükten sonra güzellik merkezime dahil ettim. Oradan tanışıyoruz sizinle de. Aynen. Etkilerini biz de müşterilerimizden görmeye başladık. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Sedef, egzama, mantar olanlarda alternatif bir tıp yöntemi diyebiliriz bu balıklar için. Aynen, bir de yanlış bilinen bir şey daha var. Bu balıklar sadece o bölgede olduğu zaman sedef ve egzama iyi gelir değil. Biz oradaki suyu analiz yaptırdık. Oradaki suyun aynısını kendi akvaryumlarımızda uyguladık. Yani o selenyumlu suyu... Oradaki su dediğiniz Sivas'taki su. Tabii Sivas'taki su. Termal suyun o aynısını termal suyu, aynı şu an akvaryumda zaten yaşamıyor galiba termal su haricinde bu balıklar. Yani aslında termal su değil de orada selenyum maddesi var. Hı-hı. Termal sularında yaşamıyor. Kükürtlü sularda yaşamazlar. Tamam, Sivas'taki o termal havuzdaki selenyum içerikli suda yaşıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Ve etkisi de onda oluyor zaten. Biz akvaryumlarımıza bunu şey yaptık, bir model haline çevirdik. Yani bunu hem alternatifte kullanalım hem de bunu bir girişim modeli olarak öne sürelim. Yani işten sonra mesela bizim aklımıza gelen başka bir şey vardı. Biz bunu kiralama yöntemiyle de uygulayabilir miyiz? Yani alışveriş merkezlerine, turistik yerlere biz bunu koyalım. Biz bunu akvaryumlarımızı koyalım. Orada insanlar oturdukça kazanç getirsin bize. En çok otellerde rastlıyoruz. Otellerin spa merkezlerinde görmeye başlamıştık. Şimdi işte biz birazcık güzellik merkezlerini dahil etmeye çalıştık. Ama geçen gün bir AVM'de de gördüm. Bir AVM'de bu balıklardan gördüm. Yani orada 5 dakikalık, 10 dakikalık o seanslar. O AVM'de bize çalışıyor. Öyle aynen, mi? Güzel. Aynen. Siz bayağı yatırımlarınızı, franchisinglerinizi vermişsiniz gibi gözüküyor. Satış hedefleriniz, neler satış şimdi hedefleriniz? Şöyle, bizim 300 bin balık kapasite üretim tesisimiz var. Bu aslında 300 bin balık 300 bin. Kapasitesi. Bayağı fazla, evet. Bizim hedeflerimizin aslında şu an çok komik bir rakamı. 300 bin balık kapasitesi, üretim kapasitesi. Yani bizim 2020 ortasında 300 bin aşıp 2020 sonuna agresif bir büyüme hedefimiz var. 2 milyon 3 milyon balığı hedefliyoruz. İnşallah. Ve şu an itibariyle de yurt dışından bayağı talepler almaya başladık. O çok güzel. Azerbaycan'a ilk başta kurulumlarımızı yaptık. Bizden götürdükleri balığı şimdi siz onlara geri satın Mehmet Bey. Hedefimiz aynen öyle. Evet, yani bizden götürdükleri balıkları aldınız şimdi. İyice kapasitelerinizi arttırın ve onları lütfen geri satın. Hepsini zamanla sırayla yapmaya hedefliyoruz, aynen. Vallahi güzel bir girişim hikayesiydi bizim için. Çok teşekkür ederiz. Umarım ekranları karşısında izleyen izleyicilerimizden böyle hani girişim yapıp da başarısızlık yaşayanlarınız varsa ki zaten girişim aslında gerçekten başarısızlıklardan sonra böyle o en üst noktadaki başarıyı yakalıyorsunuz. Umarım onlara da yardımcı olmuştur diyelim. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için de. Şimdi müzisyen Tuğçe Haşimoğlu bizimle birlikte olacak. Unut Beni Ay 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 şarkısı YouTube'da çok fazla dinlenmeye ulaştı. Ama önce VTR'si sonrasında Tuğçe ile buradayız. Geçmişi unutmanı istiyorum. Unut beni ay 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 ay.
Müzik dünyasının sevilen ve popüler ismi sanatçı Tuğçe Haşimoğlu, özel ve müzik hayatına dair bilinmeyenlerle Safiye Nur'la Biz Bize'ye konuk oluyor. Çok sevilen Unut Beni, Ay Ay şarkısını da sizler için canlı yayında seslendirecek. Az sonra. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay. Seninle son gecemiz bu artık, sessizce gitmeni izliyorum. Gözlerime bak ve son kez dinle, geçmişi unutmanı istiyorum. Unut beni ay ay. Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Nereden çıktı bu parçaya böyle sözler yazmak? Vallahi nereden çıktı? Çok sevdiğim bir şarkıydı ve sürekli söylemek istiyordum ama tabii yabancı haliyle söylemek galiba, evet Rusça çok zor olduğu için, çok da güzel bir şarkı olduğu için dedim ki ben buna Türkçe söz yazarsam çok rahat söyleyebilirim, sevenler de söyleyebilir. Yazdık. Güzel de oldu. 20 milyon kişi evet, şu an sizinle evet. birlikte söylüyor. Çok iyi bir izlenme. Çok şükür. Gerçekten çok iyi bir izlenme. Ama sizin başka şarkılarınız da var. Tabii ki kendi şarkılarım var. Söz yazıyorsunuz değil söz mi? Söz yazıyorum, beste yapıyoruz. Kendi şarkılarımız da var. Çok güzel. Yani hiç oradan buradan parça aramanıza gerek yok. Böyle güzel şarkılar çıkıyor sonra. Çok teşekkürler. Bir su falan içmek ister misiniz? Evet, heyecanlandım. Heyecandan değil, bir de gerçekten hani bir performans sergilediniz. Evet, ellerim titriyor şu an. Rahat olun, biz bize evimizin salonundayız. Herkes şu anda bizi evet. misafir etmiş durumda. Hiçbir sıkıntı yok. Hata yapsak da bizi affederler. Tabii ki. Peki Tuğçe Haşimoğlu kimdir? Eğitimi nedir? Şu an ne yapar? Ve sizi en azından yakından tanımak isteyenler için biraz da sizden dinleyelim. Ben Ankara'da doğdum. Benim o taraf. Ben de şu an orada oturuyorum. Öyle mi? Evet. Ne güzel. 3 yıldır Ankara'da oturuyorum ben. Çok iyi. Baba tarafım Konya Beyşehirli. Dolayısıyla ben de Konyalı oluyorum. Onun haricinde müzik hayatım, yani şöyle söyleyeyim. 14 yaşımda Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Oradan sonra Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Eğitimini alarak bu işe başladım. Şimdi de devam ettiriyorsun. Şimdi de sahne hayatımız var, konserlerimiz var.
O şekilde devam yoğun ediyoruz. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde biraz devam daha şey, ediyoruz. Bu YouTube tarafındasınız galiba. YouTube kanalım var. Aktif olarak oraya coverlarımı atıyorum. Kendi şarkılarımı paylaşıyorum. Güzel bir dinleyici kitlesi oluşturduk. Güzel bir şekilde devam Bizim ediyor. Bizim programda bir gelenek haline getirdiğimiz bir şey var. Nedir? Çağırdığımız müzisyen arkadaşlardan mutlaka canlı bir parça istiyoruz. Tabii tabii. Hazır olduğunuzda sizden de isteyeceğim. Tamam, çünkü programın sonuna doğru söyleyeyim. Aynen, programın sonuna doğru reklama gitmeden sizden mutlaka isteyeceğim. Peki müzikle tanışmanız nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, ben hani hep bu bir klişedir, çok küçük yaşlarda müziğe başladım demek, ama benim hiçbir zaman böyle oyuncak bebekler oyuncağım olmadı. Hep, gerçekten. Tabii ki küçük piyanolarım vardı, hep onlarla oynuyordum ve müzikle hep iç içeydim. Ondan sonra bu Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmeden önce Metin Özürkü bizim aile dostumuz. O çok sağ olsun, hani müziğe çok yeteneğin var ve böyle böyle Güzel Sanatlar Liseleri var, oraya gidersen çok başarılı olabilirsin diye aslında bir bana yol gösterdi. Yol, çok da iyi bir müzisyendir. Evet, buradan kesinlikle buradan sevgiler, saygılar. O da biraz vesile oldu açıkçası yolumu çizmemde. Ondan sonra müzik eğitimi aldım. Ama esas Tuğçe'yi tanıdığımız şarkı Unut Beni, değil mi? Evet, Unut Beni, aynen. Yani birçok parçanız var. Hepsine de klip yapmışsınız maşallah. Gerçekten durmadan çalışıyorsunuz. Ben biraz programa gelmeden önce hani müzisyen arkadaşlara bakıyorum. Eski şarkılarını bazen böyle bakıp rica ettiğim oluyor çünkü. Bir baktım bütün parçaların klibi var. Evet, kendi çapımızda, yani böyle aşırı profesyonel olmasa da bir şekilde videolandırmaya çalışıyoruz. Çünkü videonun etkileşimi, klibin etkileşimi çok farklı. Yani ben onu şimdi bir fotoğrafla koyduğumda belki o etkileşimi alamayacağım, ama video olunca insanlar da izlemeyi seviyorlar. Dolayısıyla kliplendirmeye çalışıyorum çoğunu. Yola çıkarken bugünleri hiç hayal ettiniz mi? Yani herkes şimdi bir sanat bir müzik bir tutku, yani gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla bugün metroda gitarıyla şarkı söyleyen çocuk bile aslında keşfedilmeyi bekliyor. Tabii bu ki, kadar tabii büyük ki. Dinlenmelere ulaşmayı bekliyor. Siz yola ilk çıktığınızda bugünleri hayal etmiş miydiniz? Hayallerim zaten buydu. Benim büyük kitlelere, kalabalık bir şekilde bir kitleye konser verebilmek, onlarla birlikte aynı duyguları paylaşabilmek. Zaten hayalim buydu benim. Tabii yavaş yavaş ulaşıyoruz. Şu an hani tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olma yolunda gidiyorum. Yani şu an tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olduğumu düşünmüyorum, ama bu yolda emin çalışarak, adımlarla, azimle devam ediyorum. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Yani şu yüzden söyledim aslında. Hani hakikaten birçok parçanız var. Hepsi kliplendirilmiş. Birçoğunun söz müziği size ait. Buradan bir başarı gelir zaten. Gerçekten gelir. Hani bugün ederim, görüyoruz inşallah. Bir tane şarkıyla popüler olup bundan bir yıl sonra unutulan isimler var. Ama siz hep üstüne koyarak gitmişsiniz. Bende durmak yok, pes etmek, yılmak kesinlikle yok. Her zaman daha iyisi için çalışmaya devam ediyorum. Tamamdır. Aklınızda bir parça var mı? Reklama sizinle gidelim böyle. Siz canlı bir şeyler söyleyin bize. Söyleyeyim. Neyi söyleyeyim? Tamam. Mikrofon. Evet. Bir tane Gitme diye şarkımız var. Onu söyleyeyim buradan. Hangisini isterseniz. Bu kez olmadı yüreğim yaralı. Şifası sende. Beni bırakıp gitme. Geçmedi kalbim yine senden, geceleri düşmanım ezelden. Tutunacak dalım kalmadı, gel kurtar beni bu yerden. İnanılmaz sesim titriyor. İlk defa canlı yayın olduğu çok için. Çok güzel sanırım. Çıkıyor. Hiç kesmeyin bence. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Yani şarkı da çok güzel, sesiniz de çok güzel. İlk canlı yayınınız mı? Evet, ilk canlı yayın. Ay ne güzel o zaman. Bu benim için çok büyük bir mutluluk sebebi ama... Gayet güzel çıktı sesiniz. Çok teşekkür sesiniz. Ederim. Çok sağ olun. Kıyamam ya. Kızardınız evet, da biraz. Evet, heyecanlandım. Olsun. Hiç dedim ya, yani izleyicilerimiz bizi biliyor. Biz onların evlerine misafir gidiyoruz. Evet. Bizleri de kabul ediyorlar. Hatalarımızla kabul ederler diye umuyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Gerçi reklam dönüşü sizinle kapatacağız ama en azından reklama böyle son olarak... Müzikle uğraşan gençlere söylemek istediklerinizi alarak reklama gidebiliriz bence. Şimdi sosyal medya gerçekten artık büyük bir güç. Artık müzik gerçekten birilerinin tek elinde değil. Dolayısıyla kendi çalışmalarınızı sunabileceğiniz bir sürü platform var. Ve bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Pes etmeden, azimle çalıştığınızda gerçekten bunun karşılığını alıyorsunuz. Söylemek istediğim bu, pes etmeden çalışsınlar. İlla ki
geri dönüşümü olacak. Sosyal medyayı iyi kullansınlar, evet. Pes etmeden çalışsınlar. Evet, evet. Reklam dönüşü birlikteyiz Tuğçe'cim. Seni hiçbir yere bırakmıyorum ama şimdi reklamlara gitmek zorundayım. Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize devam edecek. Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize devam ediyor. Efendim bugün de çok keyifli bir gerçekten sohbet gerçekleştirdik. Bize evlerinize misafir olarak kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan o kadar fazla mesaj gelmiş ki özellikle benim takipçilerimden. Lütfen Tuğçe tekrar Unut Beni ile kapatsın programı diye. O zaman ben kapanışı sahneyi Tuğçe'ye bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tuğçe ile veda ediyoruz. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay. Seninle son gecemiz bu artık, sessizce gitmeni izliyorum. Gözlerime bak ve son kez dinle, geçmişi unutmanı istiyorum. Unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay, unut beni ay 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 ay. Hani ölene dek yanımdaydın, şimdi yarım kaldım, sana kandım. Moda Butik Lanjero'nun sunduğu Safiye Nur'la Biz Bize sona erdi.